Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Havaların serinlediği şu günlerde e, ellerimiz için çok güzel bir eldiven çalışması yaptık. E, umarım sizler de benimle birlikte bu güzel çalışmamızı yapabilirsiniz. Evet eldivenimizi örmek için bilek kısmından başladık. Sonra bu kalınlığına göre ördük. Yani dilerseniz daha kalın da çalışabilirsiniz. E, tamamen zevklere göre kalınlaştırıp inceltebilirsiniz. Daha kısa da yapabileceğiniz gibi daha uzun da çalışabilirsiniz. Videomuzun içinde zaten birlikte öreceğiz inşallah. Daha sonra bileğimize göre ördükten sonra ya da öreceğimiz kişinin bileğine göre ayarlamasını yaptıktan sonra modelimizi kurarak bu şekilde ilerletiyoruz. Baş parmağımızı da ayırdıktan sonra birleştirip tekrar eklem yerlerimize kadar örüyoruz ya da eklemimizi geçiriyoruz. Tamamen kullanan kişinin zevkine göre eldivenimizi tamamlıyoruz. Evet. Çok tatlı oldu. Ben rengini de sevdim. Modelimizi de çok çok beğenerek ördüm. Umarım sizler de benimle birlikte beğenerek bu güzel çalışmayı yapabilirsiniz. Evet hemen yapımına geçelim. Ama öncesinde kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok mutlu edersiniz. İpimi de bir hatırlatmak istiyorum. İpim bu yaptı işi için olan ince iplerden de ben iki kat olarak kullandım. Sizler dilerseniz tip, tip ipler, bebe ipleri ya da elinizde her ne ip mevcutsa onunla örebilirsiniz. Evet kolay gelsin hemen başlayalım. İki buçuk numaralı tığımı kullanıyorum ve şöyle iki kat ettiğim tığ işi iplerimden bir tanesini kullanıyorum. Zincirimi çekerek başlıyorum. Yetişkin el örgüsüne uygun çalışıyorum. O yüzden 15 tane bu bileğimizin lastik kısmını zincirle başlatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Bileğime bu kadar kalınlık yeterli. Daha kalın isteyen arkadaşlarımız 20 de çekebilirler. Evet 15. zincirden sonra tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki ve bir yanındakini atlıyorum yanındaki zinciri ve diğer ikinci zincir yuvasının içerisine başını dolamış olduğum tığımı girdiriyorum ipimi alıyorum burada bakınız zincirimiz başını doladım ve içinden çıktım tek seferde çekiyorum tığımın başını doluyorum bir sonraki zincir yuvasına giriyorum ipimi alıp içinden zincirimin geçirip tek seferde çekiyorum başını doluyorum giriyorum ipimi alıp tek seferde kapatıyorum tekrar bu zincirimiz bitene kadar hep aynı işlemimi tekrar ediyorum başına doluyorum tığımın içine giriyorum zincirimin ve tek seferde kapatıyorum başını dolayıp tek seferde kapatıyorum zincirim tamam olana kadar ilerliyorum. Bakın şu şekilde trabzanlarımız oluştu. Son zincirime kadar başını dolayıp tek seferde çektim. En son zincirimin bulunduğu yere de başını doluyorum, batıyorum, ipimi alıp geçiyorum ve zincirlerimizden oluşan sıramızı baştan sona tamamlamış olduk. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. İkinci sıraya geçeceğimizde bitirdiğimiz yönde 1 ve 2 tane zincirimizi çekelim. Ve örgümüzün arkasını çevirelim. Tığımızın tekrar başını dolayarak hemen dibine batalım. Ama burada tamamen bir batış yapmayacağız. Şöyle çevirdiğimizde buğday gibi gördüğümüz kısmın dış tarafı. Bakın şu kısma gireceğiz. Şöyle bakın zincirimi çektim. Hemen dibine batıyorum. Bir ve iki zincirim var. Bakınız birinci zincir, ikinci zincir. Bu da en son battığım yer. Ve diğer orta parmağımdan taraftaki bölümüne batacağız. İkisini birlikte değil. Başını doladım. Tek katını aldım örgümün ve tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Yine bir sonraki. Yani tek katın demekteki amacım şöyle her ikisini değil sadece bu dışında. Bununla bunu değil sadece bu dıştakini alıyorum. 3 4 zinciri saymadık. 5 zinciri zaten dönüşte yapmıştık. 6 Oluyorum. Bakınız hepsini ben şöyle e, görülmesi için çeviriyorum. Sizler tabii çevirmenize gerek yok. Şu şekilde sona kadar ilerleyelim. Tek katını alarak. Bu e, lastiğimizin en önemli püf noktası bu tek katın dıştaki katın örülmesi. Başka dikkat edeceğimiz herhangi bir şey yok yalnız sayarsanız e, eksikli fazlalıklı yapmazsın sen hani dalıp fazla batabilirsin Şuradaki de döndüğümüz zincirin bulunduğu yer batıyorum son olarak bunu da alıyorum ve tamamlıyorum bir iki iki tane zincirimi çekiyorum bir lastiğimi bakınız oluşmaya başladı şöyle görelim diğer taraftan da taraftan da zincirimizi çektikten sonra yine aynı şekilde çeviriyorum ve şöyle tepe kısmını bakınız şuradaki bölümden örüyorum tığımı şöyle başını doluyorum hemen bakın bir ve ikinci zincir. bu bir zincir ikinci zincir şuradaki ilk trabzanımın dışından alıyorum ve sona kadar kıtımı dışındakini örerek geliyorum. Bilek ölçümüze yetecek kadar öreceğimiz kişinin bilek ölçüsüne olacak kadar hem önden hem arkadan bu şekilde alarak örüyoruz. Yani zincirimizi çekip hemen şöyle dıştaki bölümüne batıyoruz. Şu kısımlarını örerek ilerliyoruz. Yeterli ölçüye ulaşana kadar bitirdikten sonra yeniden iki zincir çekip buradan yine başlıyoruz. Şöyle dışından dışından hepsine batarak lastiğimizi tamamlıyoruz lastiğim yeterli bilek ölçüsüne gelene kadar ördüm şöyle bakınız asıldığımız zaman esneyebilmekte o yüzden lastik örgüsü demekteyiz ben şöyle esnetmeden toparlı bir şekilde ördüğüm ölçüyü e, santim olarak göstermek istiyorum 17 buçuk santim şöyle tam 17 de, 17 de diyebiliriz bakın şöyle gelmekte tam net olarak verecek olursa 17 santim e, ölçüde şimdi kaç tane sıra örmüşüz ona da bakalım saç örgüsü görünen kısımları saymaya başlayalım İlkinden başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 diğer tarafı çevirdiğimizde de yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 tane olduğunu görüyoruz bakınız. Şimdi bu benim bilek ölçüm için bile gayet tam bakınız çok fazla da büyüye gerek yok. Ben 65 kilo civarındayım ama kızıma örüyorum. O daha genç kız biraz daha tabi zayıf o kullanacak ama ona da güzel olacaklar. Şimdi şöyle bilek kısmını birleştirelim ve modelimizi kurmaya başlayalım. Şimdi birleştirme işlemimizi yapalım. Hemen şöyle kapatıyorum. Bakın, şu kısım ipimizin başlangıç kısmı sağ tarafımda. Buradan başladım. İpim diğer tarafta kaldığı için ilk ilmeğe batıyorum. Ilmeğimi örgü yapacağım yeri bu tarafa geçiriyorum ki rahatlıkla birleşme işlemini yapabilelim. Ve buraya bir tane düğüm atıyorum ve ilk birleşmeyi yaptım. Şimdi. Şu iki tane örgümün bulunduğu yere giriyorum. Karşısındakine giriyorum. İlmeğimi sadece kaydırıyorum. Tekrar yapalım. Sırasıyla karşılıklı bakın hiç gerilmeyin. Bir buradan alıyorum. Bir oradan ilmeğimi takıp içinden geçiriyorum. Örmüyorum. İçinden kaydırıyorum. Karşılıklı bakın. Eğer bir ileri bir geri gittiyseniz çok da fazla değilse onu hiç sökmeden telafi edebilirsiniz. bir biraz ileri, biraz geri. Birer birer karşılıklı sona kadar getirelim. Diğer tarafa da batıyorum. Buradan ve diğerinden alıp ilmeğimi sadece kaydırarak şu şekilde hafif bir kabartı şeklinde lastiğimi oluşturuyorum. En sona kadar geldim. En sonda da bakınız her ikisine şu şekilde batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve bilek kısmımı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şimdi modelimizi kurmaya geçebiliriz. En son ördüğüm yerden 1 2 3 tane zincirimi çekerek başlıyorum. 3 zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki bölüme bir tane trabzan örüyorum. Hemen bir sonrakine bir trabzan ve diğer boşluğa bir trabzan. Hepsinde farklı yerlere battım bakın. Hepsi farklı yerlerde. 3 tane trabzan ördüm zincirimden sonra. Bir tane zincir çektim. Tığımın başını doladım. Şu son e, olarak ördüm. Trabzanımın hemen yanına yeni bir trabzan ördüm. Hemen yanına yan. Bakın yine çok da aynı yer içerisinde değil. Yanına ördüm. Ve diğer birazcık ileriye bir trabzan daha. Biraz ileriye birer trabzan. Evet şimdi şöyle görelim. 3 zincirimizden sonra 3 tane trabzan, bir zincir, 3 trabzanı ördüm. Diğer modelimiz bitene kadar bu şekilde trabzanlar öreceğiz ve toplamda bu gruptan 7 tane grubumuzu bilek kısmımıza yerleştireceğiz. Şimdi bu 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzandan sonra yine bir tane zincir çekeceğim, arasını ayırmak için bu gruplarımızın ve tığımın başını dolayarak şöyle birazcık da şu boşluğu atlıyorum biraz ileriye geçiyorum bir tane trabzan yeni grubumu oluşturuyorum İkinciyi örüyorum ve üçüncüyü örüyorum üç tane trabzanımı da ördükten sonra bir zincir ilave ediyorum ve yeniden 3 tane trabzanım örüyorum 1 2 3 İkinci modelimizi kurduk. Birinci grubumuz ve ikinci grubumuz. Hem gruplar arası hem de üç trabzan arası bir tane zincirimiz olacak. Şimdi bu grubum ikinci grubumu da tamamladıktan sonra bir zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Yeni grubumu örmek için şu boşluğu atlayıp diğerine batıyorum. Bir, biraz yanına. iki, üç. Bir tane zincirimi çekiyorum grubumun diğer üçlüsünü örüyorum. 1, 2 ve 3. Şöyle görelim. 1 grup, 2 grup, 3 grup oldu. Diğer gruplarımızı da örelim. Toplamda 7 tane grubumuz olunca görüşelim. Yani sıramızın sonunda görüşelim. 6 şarlı trabzan gruplarımı örerek sıramın sonuna kadar geldim. Bakın sayıyorum. 1. grup, 2. grup, 3. grup, 4. 5. 6. 7. ve son grubum. Şimdi diğer sıramıza geçişimizi yapıyoruz. Şimdi diğer sırama geçmek için bir tane zincirimi çekiyorum. Burada 3 tane zincirimin bulunduğu yer vardı. Ee, başlangıç olarak başlatmıştım. Bakınız hemen birleşme noktasının üzerine. Arkasına şöyle giriyorum. Geçiyorum. Şöyle bağlanıyorum. Ve buradan 10 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zincirimi çektim. Çekmiş olduğum bu 10 zinciri şu aradaki görmüş olduğumuz bir tane atladığımız bakın zincirimizin altında yani yukarıda çektiğimiz zincirimizin bulunduğu yerin tam altına gelecek yere şöyle giriyorum. Dıştan ve batıyorum. Bunu kaçırdıysanız şimdi yapacağımız işlem de aynı. Tekrar 10 zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7, 8, 9, 10 zincirimi çektikten sonra diğer bir zincir çekmiştim. 6 trabzan sonrası her iki grup arasına. Yine bu zincirimin altına şöyle alttan giriyorum. Bakınız alttan. Buraya bağlanıyorum. Ve tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Diğer bir zincirin altına yine şöyle alttan girip tığımın ucunu çıkarıp kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 diğer grup arası yine bir zincirimin altına giriyorum. Bağlanıyorum şöyle biraz. Derinden girdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 aradan giriyorum. Bu bir tane ara grup arası için. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9 ve 10. Diğer grubun arasına giriyorum. Bakın kimisi sıkı, biraz kimisi gevşek. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10. ve son zincir çektim. Şu şekilde bakınız. Trabzanlarımız ve onar zincirlerimizin hepsini örerek geldim. En son çektiğim zincirimi de bağlıyorum şu kısma geliyorum şuradaki bir tane zincirimin bulunduğu yeri geliyorum şu altına girmeyelim üstten şu kısımdan yine bağlanalım üstten bağlandım bakınız bütün gruplarımız zincirle çevrelenmiş oldu şimdi başlıyoruz 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başında oluyorum hem bu zincirimi e, alarak şu ortadaki bir zincir içerisine girerek 3 tane trabzanım örüyorum 1 bu zinciri almayı unutmuyoruz modelimizi gösteren kısım zaten bu kısım olacak 3 tane zincirim çektim 1 ta 3 tane pardon trabzanı ördüm bir zincirim çektim yine aynı noktaya 3 trabzan 1 2 3 bazen çok e, konuştuğumuz için trabzanla zinciri farklı yerlerde farklı yani anlamı farklı olarak kullanıyoruz ama sizin anlayışınıza güveniyorum 3 tane trabzan bir zincir 3 trabzanım ördüm araya yine bir tane zincirimi çektim yine şöyle aşağıdaki 10 zinciri yukarıya doğru alarak tığımın başını doluyorum bu şöyle 3 3 trabzan örmüştüm onun arasına girerek 3 tane trabzanımı o bir zincir içerisine giriyorum araya yeniden bir zincir yine 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3. Grup arası bir zincirimizi çekmeyi unutmuyoruz. Bakın grubumuzu oluşturduk. Bir zincirimi çektim. Şöyle 3 üç 3'tü. Şu araya öreceğim. zincirimi yukarıya kaldırıyorum. Bu araya giriyorum. Bunu ihmal etmiyoruz. trabzanlarımızı 3'er 3'er örerek tamamlıyoruz. Araya bir zincir çektim. Tekrar 3 tane de trabzan bir zincirimi çekiyorum ve sıramızı bu şekilde tamamlayalım başlangıç noktama kadar örerek geldim üçer trabzan böyle zincirleri de arasına aldım bir zincir üç trabzan yuva içine aralara birer zincir üç trabzan bir zincir Şöyle aradan göstermek istiyorum bir zincir üç trabzan arada yerin bir zincir örerek geldim şimdi sıramız trabzan sırasını tamamladıktan sonra yine zincir sırasına gelmekte zincirlerimizi örmeye başlayalım yani modelimiz zaten bir sıra trabzan bir sıra zincir çok çok kolay ama çok da güzel durmakta. Şimdi biz şu kısmı çalıştık. Bakınız. Bu kısmı modelimizi kurmuştuk. Zincirimizi ve şu trabzanımızın bulunduğu noktayı ördük. Ve yeniden zincir bölümüne geçiyorum. Bir tane zincirimi çektim. Şu kısma gelerek bağlanıyorum. Bağladım. Ve buradan 10 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincir çektim. Evet sevgili arkadaşlar buradaki yapmamız gereken çok ince bir ayrıntı var. Şu aşağıda bakınız. Bakın şu aşağıda her ikisinin arasındaki olan bir zincirlik bölüm vardı. Arkadan görmenizi istiyorum. Her iki grup arasında. Önde de şu şekilde görülmekte bakın. Oraya giriyoruz. Bu dilimizin bütün güzelliğini veren ayrıntımız, püf noktamız burası. 10 zincirimi çekerek geldim. Diğer şu öndeki zincirin arasında şöyle minik bir gözümüz var. Diğer sırada ördüğümüz ara bir zinciri onun altına böyle dıştan giriyorum. Kapatıyorum. Ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Tekrar bakın şöyle baktığımızda görülmüyor. Şöyle yaptığımızda hemen çıkacak. Aslında gözünüz alışınca da görünecek. Buraya batıyorum. Bakın lütfen burası püf noktası. Buna dikkat edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 zincirimizi yeniden çektim. Ve bakın aradaki diğer sıranın arasındaki zincire şöyle şuradan giriyorum. Ve buradan batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 diğer araya geçiyorum batıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 ve yine buraya giriyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 hemen yine aynı bakın araya giriyorum 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Başlangıç yerimize kadar geldim. Başlangıç yerimde de şöyle aynı yere batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Şimdi bakın şu kısımdaki 10 zincirimi aradaki 3 tane trabzan, 1 zincir, 3 trabzanın 1 zincirlik bölüme giriyorum ve 10 zincirimde burada durmakta. 3 trabzan altta yaptığımız gibi yapıyoruz bu sıramızda 3 trabzan bir zincir yine aynı yuvaya 3 trabzanımızı örüyoruz 2 ve 3 araya bir zincir çekiyorum ve yine zincirimi kapsayacak şekilde şu bir tane zincirin bulunduğu yere tığımın başını doluyorum ve buraya 3 trabzan bir zincir trabzanı tamamladıktan sonra yine 3 trabzan örüyorum bakın şuradaki zikzaklar oluşmaya başladı bu sıramızı tamamladıktan sonra yeniden zincir sıramızda görüşelim trabzanlarımızı ve arasındaki birer zincirlerimizi örerek geldim şimdi tekrar zincir sırasına başlayacağız bir tane zincirimi çektim ve şuradan giriyorum ve başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincirimi çektim. Bir önceki sırada yapmış olduğumuz gibi püf noktamız neydi? Şu iki tane önde görünen zincirin arkasındaki bulunan zincire şöyle girmek. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Ve tekrar bakınız şu arkadaki zincire şöyle altından girip kapatıyorum. Ve 10 tane zincir çekip bu şekilde ilerliyorum. Şöyle güzel üst üste kavisli yani zikzaklı beyli görüntümüzü bu çalışmamız oluşturuyor. Evet başa kadar aynı şekilde devam edelim. Üzerine yine trabzanımızı örelim. Diğer elimizde eşit olması için birinci sırayı ördüm. Şu en alttakini bir diye sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. 5 sıra örelim. 5. sıramızda zincir kısmını çekmeden şu kısımda parmağımızı ayıralım. Baş parmağımızı ve buraya kadar yani 1, 2, 3, 4, 5 sıramızı örelim ve yeniden birlikte olalım. 5 sıra trabzanımızı ördük. Zincirlerimizi çektik. Sayalım. 1, en alttaki lastiğimizin üzerinde sayıyoruz. 2, 3, 4, 5. 5. sıradan sonra birleştirip parmağımızı ayırmaya başlayacağız. Ama öncesinde zincirlerimizi örelim. Bir tane zincirimi çekiyorum, şu kısma bağlanıyorum ve buradan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 tane zincirimi çektim. Yine aradan şöyle arkasından çıkarıp batıyorum. Son ikiye kadar bu işlemimi yapıyorum. Son iki tane grubumuz kalana kadar hepsinde onar zincirimizi çekelim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son ise parmağımızı ayıralım. 3, 4, 5, 8, 9 ve 10. Şöyle altından çıkartıp alıyorum. Son ikiye kadar zincirlerimizi çekerek ilerletelim. Son iki tane e, dolgularımızın, trabzanlarımızın bulunduğu yere kadar geldim. Şuradan başlamıştım bakın zincirlerimi çekmeye. Bu iki tanesi kaldı. Şimdi bu ikisinin bulunduğu yeri şöyle birleştirip e, bunu başparmak olarak çıkaracağız. Birleştirme işlemini hemen çalışalım. Birleşme noktasından bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Bakın son iki kaldı. Şuradan başlamıştım. Şöyle büküyorum. Çektiğim iki tane zincirimi şu kısma geliyorum. İlk başladığım yere geliyorum ve buraya batıyorum. Şurası bizim parmağımızın baş parmağımızın geleceği yer. İki zincir çektim ve ayarladım. Şimdi buraya bir tane zincir daha ilave ediyorum. Sadece kapamıştım. Bir zincir oldu. Tığımın başını doluyorum ve buradan. Hem zincirimiz şu araya, zincirimizde kavrayarak araya giriyorum ve artık bu baş parmak kısmını örmeyip şu kısmı dolaşacağız. Yalnız şuraya bir tane daha modelimizi çıkaracağız. Şimdi e, bu görmüş olduğumuz birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinciyi örelim. Beş tanesini yani beş sıramızı tamamladıktan sonra başparmağımızın şu arkasında yeniden görüşelim. Yedi grubumuz vardı, ikisini buraya ayırdık. Diğer beşini. Aynı şekilde örelim. 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan şeklinde zincirimizi araya alarak örüyorum. 1 zincirimi ördüm. Araya bir zincir çekiyorum. Şuradaki zincirimi alıp ortaya giriyorum. Sırası ile örüyorum. 5 grubumuzun hepsini de ördüm. 1. 2. 3. 4. ve 5. Şöyle bakın şuradan başlamıştım parmağımı birleştirdikten sonra 1 2 3 4 ve 5. Şimdi tam parmağımızın baş parmağımızı ayırdığım yerdeyim. Buraya da bir tane yeni model kuruyoruz. Bunun için bir zincirimizi çektim araya yine aynı şekilde birer zincir aramızda vardı. Tığımın başını doluyorum ve şurada iki tane zincir çekmiştim. Bunun altına giriyorum. Üç tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Bir tane zincir araya çekiyorum. Tekrar 3 tane trabzanı örüyorum. Yani artık elimizin bu dört parmaklı kısmında 6 tane modelimiz olacak. Yani buraya bir grup daha artışımızı yapmış olduk. Bakın 3 tane trabzan bir zincir 3 trabzan parmağımızın hemen buradaki iki zincirin bulunduğu yerde Dilerseniz buraya 3 zincir ya da 4 zincir parmağın büyüklüğünü yani kiloda göre yani parmak iri kemikli bir parmaksa 2 değil de 3 ya da 4 de çekebilirsiniz Evet üçer tane trabzanım arada bir zincirim 3 tane trabzan ördüm ve bir zincirimi çekiyorum şu kısma geliyorum yine şöyle geldim altından giriyorum 10 tane zincir 6, 7, 8, 9 ve 10. Ve yine şöyle altından alıyorum. Modelimizi gösteren kısım bu kısım zaten. Ve aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Diğer e, elimizde kaç tane örmüş sona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 sırada parmak bölümümüzde örmüşüz. Evet işlemlerimizi yaparak 5. sıramızın sonunda yeniden birlikte olalım. Eldivenimi yeterli ölçü olana kadar ördüm. Daha uzun isteyen arkadaşlarımız aynı şekilde işlemleri tekrar ederek biraz daha uzatabilirler. Şöyle ben şu aşağı kısımdan sayıyorum. İlk modelimizden itibaren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 toplamda 10 sıra örerek tamamladım eldivenimizi her iki yönde. Son sıramızı da yapmaya başlayalım. Şöyle arkasını çevirelim. Arkasını çevirdikten sonra hemen 1 ile 2. trabzanın arasına başını dolayıp bir defa girelim. Arkadan ördüğümüz zaman bu işlem daha güzel durmakta o yüzden. Sonra diğer trabzanımın arasına başını doladım. Tek seferde kapadım. başını doluyorum. Bu ortaya tek seferde girerek kapatıyorum. Başını doluyorum. Tek seferde yine giriyorum. Tığımın başını doluyorum, trabzan arasına tek seferde giriyorum. Şuradaki araya boşla girmeyelim ki az kısmı çok açılmasın eldivenimizin. Tekrar tığımın başını doluyorum, direkt trabzanımın arasına geçişimi yapıp çekiyorum. Her trabzanımızın tam ana gövde arasına girerek batıyoruz ve kapatıyoruz. Buraya girmeyelim. Ağız kısmı çok açılsın istemiyorum o yüzden oraya girmeyi tercih etmiyorum. Tabi eliniz çok sıkıysa o zaman bir tane batabilirsiniz. Diğer tarafa geçtim. Başlangıç 20'e kadar devam etmekteyim. ortaya da bir tane. Hepsini başını dolayıp tek seferde çekiyoruz. Ve son zannedersem. Bunu da yaptıktan sonra bakacağız durumuna. Şöyle ilkine geçip ilmeğimi bağlayıp bir tane zincirimi çekip kesiyorum. Ve gördüğünüz gibi çok güzel görünmekte arkadan girdiğimiz zaman böyle muntazam durmakta evet ipimi kesiyorum Evet şöyle parmak ucumuz bu kadar güzel oldu parmaklarımızın ucu şimdi baş parmağımıza da aynı işlemimizi yapalım yine içten yapalım şuradan başlayalım şu kenardan başlayıp buraya sabitleyelim daha sonra da bu ipimizi içeriye alırız şöyle tığımın başını doluyorum direkt trabzan arasına girerek kapatıyorum tığımın başını dolayarak aralara giriyorum tam ve içten yapıyorum gördüğünüz gibi o zincir çektiğimiz yere de bir yapıyoruz birer birer bu iki geçiş arasını çalışmıyoruz direkt diğer taraftan bakın iki model arasını çalışmadan diğer araya geçişimizi yapalım döndere döndere çalışmamı sona doğru getiriyorum Şuraya da şöyle sık iğne ile bakınız dolamadım. En sona buradan batalım. Bir tane de zincirimizi çekip düğümümüzü atalım. İplerimizi içeri gizleyerek eldivenimizi kullanılmaya hazır hale getirelim. Ne kadar güzel oldu. Şimdi iplerimi içeriye çekiyorum. Şöyle bilmeyen arkadaşlarımız için bakın şöyle ipi elimle tutuyorum. Şöyle epey uzaktan alıyorum uzaktan alıp ipimi böyle içeriye doğru gizleme işlemimi yapıyorum daha gizlemek gerekirse şöyle birazcık daha geriye gidiyorum ne kadar uzaktan çekerseniz o kadar uzağa gider Evet bu şekilde bakınız gayet kolay diğerini de aynı şekilde bakın diğerini de alıyorum Yine şöyle tutuyorum. Bakın bunları şu şekilde de gizleyebiliriz. Hemen trabzanımızın altına şöyle çektiğimiz zaman rahatlıkla gelecektir bir de zıt yöne doğru şöyle arasından bir daha yaptığımız zaman sanki düğüm atar gibi olacak ve kalacak fazlalıkları da tabi ne yapacağız keseceğiz çıkıp da kötü bir görüntü oluşmasını engelleyeceğiz son olarak da şuradaki kirpik çalışmamızı yapalım isterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz ben şöyle minik bir dokunuş yapmıştım bu şekliyle de gayet güzel Evet şimdi böyle çalışmak isteyen arkadaşlarımız için herhangi bir yerden batarak başlıyoruz. İpimizi arkaya alıyoruz. 1 2 3 tane zincir çekip dibine batıyorum. Bakın battım. Hemen dibine 3 zincirimi. Sonra hiçbir işlem yapmadan biraz ileriye şöyle tığımızın ucuyla birazcık ileriye geçişimizi yapıyoruz. Tığımın ucunun dokunduğu yere batıyorum. 1, 2, 3. Bunu da şöyle arkasına batıyorum. Arkasına battım bakınız. Sonra şöyle birazcık bakın çok dip dibe olmayacak. Şöyle biraz uzağa batmamız gerekmekte. 1, 2, 3 örgü kendisine toparlıyor. Arkadaki şu minik boşluk var bakın şöyle görülmekte. Buraya da girelim kapatalım. Yine bakın hemen bu çukura değil şöyle düz görünen yere batalım. Biraz mesafeyi açalım mesafe açık gibi görünüyor ama bakın hemen battığımız zaman toparlamakta 3 zincirimi çektim aradaki minik göze battım tekrar bakın ta şuraya bile batabilirim bakın burada batmışım şu boşluğu atlayıp düze geçiyorum tabi bu kadar da hep şey yapmayın uzak arada boşluğa girip batıyorum ve sonra bakın şuradan şu kısma geçiyorum mesafeyi tamamen kendimiz ayarlayarak çalışıyoruz ilerliyorum 1 2 3 ve batıyorum başlangıç yerimize kadar böyle kirpiklerimizi örerek ilerleyelim başlangıç yerime kadar geldim bakınız son kirpiğimi sizlerle birlikte örüyorum başlangıç yerimin yakınına gelerek batıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekip arkasından şöyle giriyorum ve başladığım yere ilmeğimi geçiriyorum bir tane de zincirimi çekip İpimizi buradan kesiyoruz. Yine bu kesmiş olduğumuz iplerimizi iç kısma ve başlangıç ipini ve bitiş ipini iç kısma doğru alıyoruz. Almaya şöyle biraz geriden başlıyoruz. İsterseniz önce yakından da şöyle alıp geriye doğru rahat olan bir şekilde götürebilirsiniz. Bakın devam ediyor. Kalanını yine keselim. Çok fazla da ilerletmeye de gerek yok buradaki ipimi de şöyle yine sıkıştırıyorum güzelce sıkıştırdıktan sonra uygun bir yere aşağıya doğru akıtıyorum bakınız hiçbir şekilde çevirdiğinizde de belli olmayacak eldivenimizi katladığınız zamanda da Evet şöyle yine ipimizi keselim ve bu şekilde bütün işlemlerini sırasıyla yaptığımız Eldivenimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Hem parmağı hem bilekliği gayet güzel oldu. Şöyle görmenizi istiyorum. Evet bir çalışmamızı da sizlerle birlikte tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.